Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Shapeshifter bir takımı geldi. Allah'ım, aman tanrım, nasıl bir takım bu arkadaşlar? Böyle bir takım olabilir mi ya? Gerçekten ya, büyük ihtimalle FIFA'ya gelen en iyi promo, Team of the Year'ı saymazsak tabii ki, zaten o hani olayı o zaten, en iyi promo olması, ama ikon momentlara taş çıkarabilecek bir kart serisiyle karşılaştık ki daha bu takım bir ikinci takım da gelecek. Şimdi tek tek bütün oyuncuları inceleyeceğiz. Kendi aldığım, denediğim oyuncular da var. Onlardan da bahsedeceğim. En sonra da şu Acuna SBC'sini nasıl görevlerini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce iki tane duyurum var. Bir, arkadaşlar sıradaki çekeceğim video bir soru cevap videosu olacak. Sizden soruları almaya başladım. Siz de benle ilgili merak ettiğiniz soruları adınızla veya anonim bir şekilde bu videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Yazdığı soruların hepsini yanıtlayacağım soru cevap videosunda. O yüzden istiyorsanız bana sorular sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda benle ilgili merak ettiğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz diyelim. İkinci duyuru da arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak ve çeşitli harcayacaklar kazanmak için birebir özel ders gibi çeşitli bir sürü harcayacaklar, özel Discord kanalına katılma hakkı gibi harcayacaklar kazanmak için Patreon üzerinden ya da banka havasıyla bana abone olabilirsiniz. Onun da linki aşağıda mevcut. Diyelim ve evet, ufaktan başlayalım videoya. İsim isim gidelim. Yani Messi, Marcelo, David Luiz, Ben Yedder. Bunlar en kafa, böyle en iyi oyuncular. Harbiden muhteşem oyuncular. En üst seviye. Mertens, Mahrez, Lucas Moura, bu üçlü gerçekten çok iyi. Bunların yanında ben Atal, Embabu'yu da ekliyorum. Böyle bir beşli grup daha oluşturuyorum. Dehşet iyi bunlar da, gayet güzel. Kesinlikle fiyatları ile ilgili de tahminlerde bulunacağım. Diğer kalan 5 kart da fena değil. Orta şeker dediğimiz düzeyde, ama kesinlikle kötü kart yok içinde. Gerçekten yani en kötü kartlar genelde stoper olmuş burada. Ama ona rağmen stoperler de çok iş yapabilecek potansiyelli kartlar. Diyelim. Şimdi tek tek kartları incelemeye başlayacağız. Evet, Shapeshifter yaptık şuradan, version'dan. Şimdi Messi ile başlayalım. Messi 3,7 milyon. Gün içinde 3'ü gördü, sonra geri fırladı. Kartlar çok hareketli. Gerçekten yani PlayStation'da çok 3'ü görmemiş. 3-5'i görmüş. Sonra 3-7'ye çıkmış. Gerçekten kartlar çok hareketli. Bu Messi niye 3-7 abi? Geri zekalı mı insanlar? 96'sı 2 milyona varken niye sadece bir tane position challenge'e bu kadar veriliyor mu? Verilmiyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Bu Messi low medium. Ne, bu ne ya? Ha. Tamam, o Messi low medium, bu Messi low high. Çok önemli. Low high inanılmaz. Oyunda çok az oyuncuda olan çok iyi ve çok kaliteli bir hücumcular için work rate, savunmaya hiç dönmüyor. Hep hücumda, hep o arkaya kaçmayı bekleyen, hep sizi böyle bir yenmeyi bekleyen, hep böyle bir savunma hattını mahvetmeyi bekleyen oyuncu türü Cruyff. Çok özellikle bunu yapan bir oyuncu. Bu Messi kartı da öyle olmuş. Hız kesinlikle yeterli. Sprint hızını 80'e doldura bakmayın. Acceleration önemli olan ve 95 acceleration inanılmaz. Şutla ilgili bir şey söylemiyorum bile. Pasla ilgili bir şey söylemiyorum bile. Dribblingle ilgili bir şey söylemiyorum bile. Stamina da olmuş 80 ya da 80 miydi bilmiyorum. Gayet güzel. Keşke stamina 85'lere gelse, ama çok iyi kart. Amaya gelelim şimdi. 3,7 eder mi? Eder büyük ihtimalle. 98, 91, 95 eder eder. İyi kart. Paranız varsa alabilirsiniz. Lionel Messi'yi rahatça alabilirsiniz. Allah'ım, nasıl bir kartsın? Sen nasıl bir kartsın sen? Of, delireceğim. Bak şimdi. Aldım. Bu kadroyu aldım arkadaşlar. Şu an kadrom bu. Pazar günü de oynayamayacağım için Cuma ve Cumartesi günleri toplam 30 maç oynamam lazımdı Weekend League'de. Dün 10'da 10'la başladım. En iyi başlangıcım şu ana kadar ki. Elit olduğumuzda bile 10'da 8'le mi ne başlamıştım. Bakın. Şöyle oldu. Bütün gün takip ettim. 3 saat, 4 saat takip ettim. En son sabaha karşı 3'te baktım. Fiyat böyle oynamaya başladı. Başladığında dur bakayım kaçmış fiyatı. İlk çıktığında 1.800'leri görmüştü. 1.800'lerden giriş yaptı. Sonra 1.500'lerde çok uzun süre kaldı. 1.538'de falan böyle bir 1,5-2 saat kaldı. Sonra 1.480'i gördü, almadım. Sonra dedim ki ulan alacağım, tamam hadi yeter. Düşerse de düşsün, para kaybedersem de kaybedeyim videosu da gelecek. 1.490'a aldım, ondan sonra hep yükselmeye başladı. Ve şu an geldiği noktaya bakar mısınız? 1.490 aldım, 1.800 kaldı şu an.
Kartı ben orta saha oynatıyorum. Çok kişi hücumcu oynatıyor. Çok da normal bir şekilde. Şuradan inceleyelim kartı. Kart inanılmaz iyi. Kart insanlık dışı. Medium high. 5 skill, 4 weak foot inanılmaz orta saha için. Yani hızı zaten kusursuz. Şut gayet iyi. 84 finishing'e aldanmayın. Çok iyi. Passing çok iyi. Abi dribbling zaten inanılmaz. Defans yeterli. Orta saha oynatacaksanız benim gibi Anchor veya Shadow basın. Hücumcu oynatacaksanız da Hunter basın. Karta inanılmaz oluyor kart. Her yerde oynar. Gerçekten her yerde oynar. Ama bence çok komple bir oyuncu olduğu için onu Gullit gibi düşündüm ben. Hatta şöyle göstereyim size. Bu kart, bu herkesin övdüğü dehşet Gullit kartı. 90 overall. 5 milyon 23'e gidiyor bakın. Kart üzerinde 10 overall'ı daha fazla. Oyun içinde de 10 overall daha fazla. Yani şöyle karşılaştırırsanız zaten göreceksiniz kartın ne kadar dehşet bir şey olduğunu. İnanılmaz bir kart. Ya Gullit'e kafa tutuyor. Belki de Gullit'ten daha iyi. İnanılmaz bir kart. Marcelo çok beğendim. Taşıyor sizi orta sahada diyelim. Bir başka denemek istediğim kart. 1.1'i alacaktım, almadım. 1.3 olmuş o da. Marcelo'yu tercih ettim. Şimdi Marcelo ile kıyaslayacağım direkten. Çünkü muadili o. Marcelo'dan çok daha iyi savunması var. Ama çok daha kötü şutu ve çok daha kötü driblingi var. Ve skill move ve weak foot'u eksik. Yani biraz daha savunma oyuncusu. Yani Marcelo gibi. Şimdi Marcelo'yu da orta saha oynatabiliyorsunuz. Ama bu kartı sadece orta saha oynatabilirsiniz. Ama güzel bir kart. 1.89 boyu var. Ya aslında var ya Marcelo David Luiz yapacaksın yan yana. Gullit Vieira gibi. Bu Vieira diğeri Gullit gibi. Çok iyi olur. Şimdi fiyatına anlam veremediğim ilk kart bu. Yani inanılmaz bir kart bence. 98 acceleration çok iyi. Şut yeterli. Pas yeterli. Dribbling insanlık dışı. 4 skill 4 weak foot. Low high. Yani nasıl bu kart 300K'ya gidiyor bilmiyorum. Bir ara düşündüm bundan şöyle bir 50 tane falan alsam mı diye. 50 tane alamıyorum da. Yani ne bileyim şöyle 5 tane al, 7 tane falan alıp şöyle stoklamayı düşündüm fiyatı artar mı diye. Yani inanamıyorum bu kart nasıl bu kadar ucuz. Headliners'ı var desen gerçekten bilmiyorum. Şu bir tık düşük diye anladığım kadarıyla böyle ama bence yani Headliner'ın 90 şutu var. Ve yükseltme alacak diye herhalde tek yapabildiğim tahmin bu. Şimdi gelelim olaylı kartımıza. Vissam Ben Yedder. Dün gece bir 10 saat falan snaplamaya çalıştım. İlk geldiğinde 1.3 milyondu şeyi ve hiç yoktu markete. Bir tane bile düşmüyordu. Hani bir bazen böyle çok nadir oyuncular düşer alamazsınız. Bu düşmedi bile. Deli gibi uğraştım. Olmadı. Sonunda arttırılmış. 2.5'a çıkmış. O da 1.800'e gidiyor. Yani dün snaplasaydım bir tane kafadan bir 400K koyacaktım cebe. Olmadı. Çok uğraştım. Kartı inceleyelim. Kart ne yazık ki daha güzel Player of the Month'undan. Bendeki karttan. 70'e de fizik gelmiş. Sadece şutu bir daha kötü. Onun dışında her şey ha pardon. Evet her şey daha kötü açık ara. İnanılmaz bir kart. Yalnız solak olmuş kart. Bak. Bir saniye. Sağymış bak. Kartı solağa çevirmişler. Eyvallah. Zaten 5 weak foot. Kafasına göre oynuyor ye. Yeterli. Çok iyi. Çok iyi. Yeterli. İyi. Çok iyi kart gerçekten. Yani gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ben yeter zaten. Benim de ilk 11'imde var. Gördüğünüz üzere. Bu kadar eder mi peki? Kritik soruya gelelim. Bu kadar eder mi? Bu kadar eder büyük ihtimalle. İnanılmaz bir kart. Ve evet Riyad Mahrez. Yine fiyatının bir tık düşük olduğunu düşündüğüm kartlardan ama onun sebebi de herhalde UCL Live kartı olması mı bilmiyorum. Bu ne? UCL Live kartı 128K'ya gidiyor şu an sadece. Şaşırtıcı. Kazanırsa yani yükseltme alacak. İlginç. Ama herhalde aldığı istilerin yediği cezalarla da alakalı. 5 skill 4 weak foot çok iyi. Low high o da çok iyi. Acceleration yeterli. Shoot iyi değil ama orta. Pas yeterli. Dribbling güzel. 400K kesinlikle eder. Premier Lig orta şeker kadrosu olan arkadaşlar yapışın. Mkhitaryan SVC. Ya yani şu çok kötü abi CM için bak hem yavaş yeteri kadar hızlı değil azından yavaş olmasa da hem de şutu iyi değil. Strength'i çok düşük. Long pass yok kartta. Free kick yok. Cross çok iyi değil. Agility yeterli değil. Bence yapılmaz pas. Ucuz İtalya kadrosu yoksa yapmayın.
Ganagé'ye çok yüksek dribling özellikleri önemli. 1.74 olması büyük handikap. Hiç gücü olmaması büyük handikap. Hızı çok yavaş değil ama yavaş bir tık. O yüzden ucuza gitmesi de normal. Lucas, ha şimdi bu kart bayağı tartışılıyor. 4-4 iyi. Medium high güzel. Pası kötü ne yazık ki. Kanat oynatacaksanız pası kötü kanat için. Yeterli şutu gayet. Dribblingi inanılmaz iyi gözüküyor. Şu ball kontrol dışında. 96 pace olduğu için bence iyi ya. Worth bu parayı eder. Kondogbia. 73 acceleration skandal. Burası inanılmaz iyi. Yeterli diyebileceğim bir savunması var. Ama agility balance da sıkıntı. Biraz Sol Campbell tarzı olmuş. Emin değilim. Denemek lazım. Hate Boer. Sağ bek. 90, 86, 85, 84. Güzel. Güzel kart bence. İş yapabilir. Interceptions'ı bir tık at, savunma basmanızı tavsiye ediyorum. İtalya Ligi veya Hollandalı oyuncu sevenler. Şimdi. Bunu soran olmuş. Abi 5'li savunma başlayıp bunu orta sahaya çekebilir miyim? Yani. Şut yok. Pas. Savunma da yok ya bu kartla. Ya bu kartı direkten shadow basıp sol bekte tutmak lazım bence. Bak şöyle. Hız çok iyi. Savunma yeterli noktaya geliyor. Physicality yeterli. Bu kart sol bekte kalsın. Mbabu uf uf uf. Mbabu bu da Patrick Vieira'nın aynısı olmuş herhalde. Boyu bir tık kısa Patrick Vieira'dan. 1.84 ama orta saha için iyidir. Basacağınız şeyi söylüyorum. Uf. Gayet iyi bak. Bu çok iyi, yeterli. Savunmada her şey doğru. Burası güzel, burası güzel, gayet iyi. Defansif orta saha oynar Kevin mıydı? Kevin Mbabu. Oo, şimdi işte en skandalı bu. Bak karta bak şimdi. Sağ bek, sol kanat, sağ bek, santrafor. Her yerde var. 5 weak foot, 4 skill çok iyi. Bu ne abi, bu ne? Bu da çok iyi, bu da çok iyi. Pası yeterli santrafor için. Dribbling yeterli kesinlikle santrafor için. Var ya Ben Yedder'den iyidir büyük ihtimalle bu kart. 1.76'da boyu var. Tutulmaz asla. Pis bir karta benziyor baya. Staminası da yeterli. Kesinlikle deneyeceğim kartlar içinde Yusef Atal. Kayins. Benim şu yaptığım Liner'le Yeşil Bağ da yapıyor. Ucuz Almanya ya da orta şeker Almanya kadroları için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Hızı çok iyi. 92 acceleration yeterli. Pası yeterli. Şu çok iyi durmuyor. Basmak lazım. Şöyle. Aynen. Böyle bu güzel. Bu güzel onun için. Ucuz bir kart denenir. Nandes. Stoperde kalması gerekiyor kartın. Şu iyidir. Shadow bası oynatabilirsiniz İtalyanlar. Ha, gelelim Marcos Acuña'ya. Acuña çok güzel bir isim. Şimdi 3 weak foot üzüyor bize ama çok sıkıntı değil. 4 skill güzel. İlk önce karta ne basılır onu söyleyeyim. Sonra görevlerinden bahsedeceğim. Ne oynatmak istediğinizle alakalı. High high bir kart. Büyük ihtimalle box to box yani Vieira'nın yanındaki Gullit tarzı oyun olarak oynatacaksınız. O yüzden iki seçeneğiniz var. Ya Hunter basıp Gullit gibi oynatacaksınız ki bayağı iyi oluyor böyle. Ya da şunu basıp ki bu biraz daha sağlam. Daha böyle bir defansif oyuncu olarak onu oynatacaksınız diyelim. Kart güzel. Kesinlikle yapın. Bedava zaten yapması. Şimdi gösterelim objektifleri. Ben iki tanesini yaptım bile. Nerede nerede nerede? Ha. Şimdi ilk önce şuradan geliyorsunuz. Nation'ı Arjantin yapıyorsunuz. Position'ı midfielder orta saha yapıyorsunuz. Price'ı da bir kaypın en fazla. Gerek yok fazlasına. Sonra da gelip şuta göre sıralıyorsunuz. Mesela Diego Valeri'ymiş. Diego Valeri'yi çekiyorsunuz arkadaşlar. Hızla bir işiniz yok zaten. Diego Valeri'yi alıp kadronuza koyuyorsunuz. Sonra da her maç Diego Valeri ile 2 asist yapıyorsunuz. 2 tane de plase golü atıyorsunuz. Mu? Yok. Bir plase golü atıyorsunuz.
Aynen. Bir plase golü atıyorsunuz, 2 asist yapıyorsunuz. Bir plase golü atıyorsunuz, 2 asist yapıyorsunuz. 2 maç sonra asistler bitiyor, 3 maç sonra plaseler bitiyor. Bunu yaptınız zaten. Skal Betelal'le işleriniz bitti. Sonra şunu da yaparsınız. Bir dakika, şöyle yapıyorsunuz şimdi de. Buradan çıkıyorsunuz. Şundan da bir çıkalım. Şundan da çıkalım. Liganos'a girdiniz. Shooting yaptınız. Mesela Diego Souza'yı alıyorsun abi. Santrafor'una koyuyorsun. Sonra low dribbling goal yapıyorsunuz. Nasıl yapılıyor low dribbling goal? Aşırtma tuşu artı plase tuşu artı kare. Yani bende koşmanın altındaki tuş artı L1 artı kare. Böyle yapıyorsunuz. Bunu da yaptınız. 3 ara pası zaten yaparsınız. Rivals galibiyetinde. Bunda mesela şu low dribble'larda maçı kazanmanız gerekmiyor. Sonra da Arjantin'e geliyorsunuz. Arjantin'in oyuncularla gol. Bir daha bakalım. Ha, hiç gerek yok. Alın size, adamı da söylüyorum. Şu arkadaşı alıyorsunuz, santrafor 84 overall'lı ya da 50k verirseniz bu da çok iyi. Bununla alıp gollerinizi atıp bitiriyorsunuz kartı. Güle güle kullanıyorsunuz diyelim. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi soru cevap videosu için aşağı sorularınızı bırakabilirsiniz. Son olarak da iyi günler.